Canlarım selam. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik. Bugün tamı tamına 42. gününe yüzde problemlerinin efişin adı testine geçiyoruz. Yine arkadaşlar birbirinden güzel sorular konuşacağız. Hazırsanız bence hazır olmalısınız. Çok güzel bir ders olacak arkadaşlar. Yani gerçekten bize ders olacak. Öyle söyleyeyim size. Yüzde problemleriyle ilgili çıkabilecek yani karşımıza sınavda gelebilecek sınavdaki soruların ayarı ve üstü bütün soruları sizlerle konuşuyor olacağız. Özellikle bu videoda yüzde problemleri sadece yüzde problemleri değildir. Başka konuların içerisinde de çıkabiliri sizin birazcık yüzünüze aslında kendi yüzümüze vuracağım arkadaşlar onu da söylemiş olayım. 70 Günde TETA Matematik Kampı video ders kitabımızdan nereyi yapacağız sizlerle beraber hemen konuşalım. Bugün arkadaşlar sayfa 150... 5'ten başlayacağız. Sayfa 155, sayfa 156, sayfa 157 ve sayfa 158'e kadar yapacağız. Bitireceğiz. Tek videoda olayı çözeceğiz arkadaşlar. Eko kitabı da açalım hemen. Hemen diyorsunuz ya hocam. Eko, Eko'da neler yapacağız onu da söyleyin. Arkadaşlar Eko'da 78. sayfanın ikinci tarafıyla sağ tarafıyla başlayacağız. 79'un tamamı ve 80. sayfanın sol tarafıyla beraber Eko'da da Bitirmiş olacağız arkadaşlar. Eko kitabın olayını biliyorsunuz. Büyük kitapla birebir içeriği aynı. Sadece sayfaları ölçeklendirildiği %15 oranında küçültüldüğü için bunun yarı sayfasına gelmiş oluyor. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Çok söyledim ama bir daha üstünden geçmiş olayım. Eko'cu arkadaşlar. Eko dondurmacı Eko. Eko'cu arkadaşlar söyledi diye buradan ben de tekrardan hangi sayfada olduğumuzu belirtmek istedim açıkçası. Vallahi yanıp tutuyor. Konuşamıyorum bak dilim dönmüyor. 70 günde TET Matematik kampının yüzde problemleri kısmının Efficinado test biliyorsunuz. Efficinado testlerinde böyle bir Böyle bir enerji patlaması yaşıyorum. Böyle bir hiperaktivite geliyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Bayılıyorum Efşinado testlerini çözmeye. Sizlere anlatmaya. Ama herhalde bazı arkadaşların yorumlarından anlayacağım kadarıyla siz çok fazla bunları çözmeye bayılmıyorsunuz. Ben bayılmıyorum hocam açık konuşmak gerekirse. Yok yok biliyorum sizin de böyle için içten içe istediğinizi biliyorum ama tabii ki diğer temel tanım testlerine göre biraz zor sorulardan oluşuyor olabilir. Ama arkadaşlar orası bize konuyu öğreten burası da bize sınavı kazandıran bölüm onu da söylemiş olayım. Hadi bakalım 70 günde TET Matematik Kampı 42. gün. Yüzde problemleri Efşinado testimiz. Başlasın. Evet, 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 evet canlarım. Birinci soruyla başlıyorum. Şöyle yakınlaştım. Gayet güzel bir soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle soruyu bir okuyalım önce. Diyor ki bize bir video paylaşım sitesine aynı boyuttaki iki farklı video yüklemek isteyen Mert'in tableti bilgisayarından iki kat hızlı yükleme yapabilmektedir. Birinci videoyu bilgisayarından yüklemeye başlayıp yükleme bittiğinde ikinci videoyu tabletiyle yüklemek isteyen Mert birinci videoyu yüklenmeye başladıktan belli bir süre sonra aşağıdaki ekranı görüyor. Burada arkadaşlar söyleyip geçtiğimiz ama önemli noktalardan bir tanesi Mert'in tableti bilgisayarından 2 kat daha hızlı yükleme yapabilmektedir. Süre sorularında 2 kat daha hızlı bir şey yapmak bitirmek süreyi yarı sürede bitirmektir. Yani ben bir şeyi bir saatte yüklüyorsam bilgisayarla tabletle yarım saatte yükleyeceğim. Yani hız arttıkça süre azalacak. Birinci videoyu bilgisayarından yüklemeye başlayıp yükleme bittiğinde ikinci videoyu tabletiyle yüklemek isteyen Mert birinci video yüklenmeye başladıktan belli süre sonra aşağıdaki ekranı görüyor. Şimdi birinci videoyu bilgisayardan yükleyecek ikinci videoyu tabletiyle yükleyecek. Şimdi bakıyor bu arada yükleyeceği iki videonun boyutları da aynı. Bunu da söylemiş. Ne yazıyor? Bak kalan süre 4 dakika diyor. %40'ı yüklenmiş. Buna göre ikinci videonun yüklenmesinin %73'ü tamamlandığında videonun tamamının yüklenmesine kaç saniye kalmıştır? Şimdi canlarım bakıyoruz. 4 dakika %40'ı yüklenmiş. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu videonun 4 dakikası şey %60'ı 4 dakikada yüklenecek. Çünkü %40'ı yüklenen. Bak buradaki %40 yüklenen burada kalan süre. %40'ı yüklendiyse %60'ı kaldı diyebilir miyiz? Peki %60'ı ne kadar da yüklenecek? Kalan süre ne kadar? 4 dakikada. O zaman bu videonun %100'ü ne kadar sürede yüklenir? X diyelim. İçler dışlar yapalım. 60 çarpı X eşittir. 100 çarpı 4'ten X eşittir. 400 bölü 60... Yani 40 bölü 6 yani 20 bölü 3 dakika. Ama soru kökü bana ne diyor? Saniye diyor. O zaman ben hemen buradaki dakikayı 60 ile çarparak saniyeye çevireyim. Bunlar sadeleşti. 20 kaldı. 20 kere 20'den 400 saniye. Yani arkadaşlar Mert'in bilgisayarı söz konusu videoyu 400 saniyede yüklüyor. Yükledi tamam eyvallah. Şimdi ikinci video birinci video ile aynı sürede. Yani o da bilgisayarla 400 saniyede yüklenecek. Ama biz o ikinci videoyu tabletle yükleyeceğiz. Tabletin yükleme süresi bilgisayarın yükleme süresinin hızının iki katı. E, o zaman yükleme süresinin yarısı. Yani bu videonun %100'ü tablette 200 saniyede yüklenecek arkadaşlar. Bize diyor ki %73'ü tamamlandığında kaç saniye kalır? kalır dediğine göre %73'ü tamamlandıysa %27'si kalır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O zaman %27'sini acaba kaç saniyede yükler diye soruyorum. Bakın iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkacak. 54 saniyede yükler geri kalanını cevabımız 54. Yani C şıkkı olacak. Birinci soruyu kazasız belasız atlatmanın vermiş olduğu mutluluk ve sevinçle ikinci soruya yatay geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Belediye çalış, belediyede çalışan bir mühendisin bir gün boyunca turnikelerden geçerek kuruma girdiği ve kurumdan çıktığı saatler aşağıda gösterilmiştir. 9'da girmiş, 4.15'de çıkmış, 5.33'de, 3.33'de bir daha girmiş, 15.33'de, 17.30'da 17 çıkmış. Memur, temiz. 9'da giriyorsun, buçukta çıkıyor temiz biz de böyle Bayır domuzu gibi gece iki'ye kadar çalışıyoruz ofiste durduğu süre boyunca çalışan bu mühendis gün içinde bir bankaya uğrayarak su faturası yatırma işlemini halletmiş ve belediyeye geri dönmüştür Buna göre bu mühendisin ofisten ofiste geçirdiği süre 24 saatlik bütün günün yüzde kaçıdır Bak şimdi şöyle yapacağız 9'da girmiş iki buçukta çıkmış yani aradan ne kadar zaman geçmiş arkadaşlar ee, üstüne 5 saat ekleyeceğim. 5 saat 15 dakika. Güzel. Bak şimdi. 3 33 17 30. Buradan eğer burası 3 30 olsaydı 7.30'a 2 saat olurdu. 2 saat eksi 2 dakika diyeyim buna da. Tamam mı? Şöyle 2 saat eksi 2 dakika diyeyim. Tamam. 3 e, dakika lan ne 2 dakikası? 3 dakika. Normalde 13, 15, 33 olsaydı 2 saatti. Ee, e, giriş e, <gülüyor> giriş girişi <laughs> girişi 15 30 <laughs> Abi o nasıl bir sesti ya? Böyle böyle ders mi anlatılır abi? Böyle ders mi anlatılır ya? Diğer hocalar ne güzel ders anlatıyor. Benim ders anlatışıma bak. Ondan sonra bunları caps yapıyorlar. Bunları şey yapıyorlar. Video parçası yapıyorlar. Youtube'a oraya buraya yüklüyorsunuz. Ondan sonra millet benim de dalga geçiyor ya. Diyor ki bu adam ders anlatmıyor. Ben ders anlatıyorum arkadaşlar. Deli gibi sorular. Babazunga gibi sorular çözüyoruz. Ama böyle bir saat boyunca böyle harıl harıl ders anlatıyorum. Arada şu çıkıyor böyle. <laughs> arkadaşlar şöyle geri, geri 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 alayım sileyim de tekrardan şurayı anlatayım. Şimdi bak 15 33 17 30, 30. Ne kadar süre arkadaşlar? Normalde 2 saatti. 3 3 dakika erken olsaydı ama 2 saatten ne olacak? Biraz daha az olacak. Peki 2 saatten ne kadar az olacak? 3 dakika az olacak. Yani burası toplamda 5 2 daha 7 saat. 15 eksi 3'ten de artı 12 dakika. Bak şimdi bu 7 saat 12 dakika 24 saatin yüzde kaçıdır diye soruyor. O kadar güzel çözeceğim ki iyi izle beni şimdi iyi izle. Püri dikkat beni izle. Bak şimdi. 7 saat cinsinden yazıyorum. Bak 7 saat artı 12 dakika. Arkadaşlar 12 dakika 60 dakikanın yani 1 saatin 1 bölü 5'idir. 7 artı 1 bölü 5 saat olur. Ee, ofiste geçirdiği süre. Bunu 24'e bölerseniz bir gündeki çalışma oranını bulursunuz yüzdesini bulmak için oranı 100 ile çarpar ve olayı bitirirsiniz. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi 7 kere 5 35 bir daha 36 36 bölü 5 çarpı 24'ü 1 bölü 24 diye yazalım çarpı 100 diyelim. Bununla bu sadeleşti burada 20 kaldı 12'ye böldüm 2 12'ye böldüm 3 2'ye böldüm 2'ye böldüm 10 10'la da 3'ü çarparsam %30'u yapıyormuş bir günün doğru cevabımız 5 kıymış tamam mı? Bunu da halletmiş olduk. Geldim 3. soruya. Bak çok güzel bir soru. Çok iyi bir soru arkadaşlar. Yıldızımı atıyorum. Diyor ki bize 80 yetişkinin yer aldığı bir toplulukta her iki kişinin ya 2 ya da 3 çocuğu vardır. Bu toplulukta 15 bu topluluktan 15 yetişkin ayrılıp yerine beşer çocuğu olan 15 yetişkin geldiğinde topluluktaki çocuk sayısı toplam toplamı 220'den 253'e yükselmiştir. Buna göre bu topluluktaki 3 çocuklu yetişkin sayısı yüzde kaç azalmıştır diyor. Şimdi bakın topluluktaki 2 çocuklular ve topluluktaki 3 çocuklular. Bunun sayısına x diyelim bunun sayısına 80 eksi x diyelim. Niye? Çünkü 80 yetişkin var. Bunların bazıları 2 çocuklu bazıları 3 çocuklu. Şimdi çocuk sayısı 220'den 253'e yükselmiş. Demek ki başlangıçta çocuk sayısı 220'ymiş. Şimdi iki çocuğu olan yetişkin sayısı x ise burada 2x çocuk var. 3 çocuğu olan yetişkin sayısı 80 eksi x ise burada da 3 çarpı 80 eksi x tane çocuk var. Ve bunların toplamı 220'ye eşit. Buradan 2x artı 240 eksi 3 tane x eşittir 220 yaptı. Buradan 20 eşittir. E, 20 x değil lan. Buradan eksi x'i karşı tarafa atarsam x eşittir kaç olur? 20. x eşittir 20 ise şöyle söyleyebiliriz. Demek ki 2 çocuklu e, yetişkin sayısı 20'ymiş. 3 çocuklu yetişkin sayısı da 80-20'den 60'mış. Şimdi dikkat edin. Bu toplulukta 15 yetişkin ayrılıyor. Bak 15 kişi gidiyor. Diyor ki e, fark etmez nereye vereceğimize 15 yetişkin giriyor, gidiyor. Buradan giden yetişkin sayısı a olsun o zaman buradan giden yetişkin sayısı 15 eksi a olur. Burası tamam mı? Şimdi dikkat edin bakın. Bu gidenlerin yerine bu 15 kişinin yerine beşer çocuğu olan 15 yetişkin geliyor. Ve çocuk sayısı haliyle biri 2 biri 3 çocukluydu. Bunlar gitti aynı sayıda 5 çocuklular geldi. Haliyle çocuk sayısı arttı. Buna göre bu topluluktaki 3 çocuklu yetişkin sayısı yüzde kaç azalmıştır? Önce sayısal olarak kaç azaldığını bulacağım. Yani a'yı bulacağım. Oradan yüzde kaç azaldığına geçiş yapacağım. Bana şunu söyleyin. Bir kişi üzerinden konuşun. Bir tane insan evladı var. Bu insan evladının iki çocuğu var. Bu insan evladı iki çocuğuyla beraber ayrıldı. O zaman topluluktan ne kadar çocuk azalmış oldu totalde? iki çocuk. Bu ayrılan kişi yerine beş çocuklu birisi geldi. İki çocuk azalmıştı. Beş çocuk geldi. O zaman toplulukta bir kişi için kaç tane çocuk arttı? Üç tane çocuk arttı. Yani 15 beş e, bir tane 2 çocuklu ayrılıp yerine 5 çocuklu gelirse bir kişi başına 3 çocuk artar. E, 15-A'da 3 çarpı 15-A çocuk artmış olur. Artı buraya geldi. 3 çocuklu ayrılıp yerine 5 çocuklu gelirse bu sefer bir kişi başına 2 çocuk artar. E, A kişi başına da 2A çocuk artar ve bu ikisinin toplamı artan çocuk sayısını verir. Yani çocuk sayısındaki artma miktarını verir. Artma miktarı 220'den 253'e gelmiş. Yani arkadaşlar 33 artmış. 33 artarsa 253 olur değil mi? O zaman bunun sonucunu 33'e eşitledim. Buradan içeri dağıtırsam 45 eksi 3 tane a artı 2 tane a eşittir 33 yapar. Buradan eksi a'yı karşı tarafa atarsam a eşittir. O 45 eksi 33'ten 12 yapar. Yani arkadaşlar 3 çocuklu yetişkin sayısı 12 azalmış. 2 çocuklu yetişkin sayısı da 15-12'den 3 azalmış. Bize 3 çocuklu yetişkin sayısı kaç azalır demiyor. Yüzde kaç azalır diyor. Peki 60'ta ne kadar? Şöyle yapın direkt arkadaşlar. Artık öğrendiniz mevzuyu. Kesri bulun. Kesri bulun yüzde çarpın. 12, 60'ta 12 değil mi? Yani 12 bölü 60 çarpı 100. Bu kadar. Bunlar sadeleşti. 5. 5'e böldüm. 20. Yani yüzde 20 azalır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Sakal. Güzel soruyuz. Bak Severim seni. Tatlı soruydu. Tatlı soru çözdük. Tatlı hayat. Dördüncü soru. Yukarıda bir market ofisinin market ofisinin arabalar için yaptığı bir otopark maketi gösterilmiştir. Her bir aracın gireceği bir araçlık alanların araç giriş uzunluğu birbirine eşit olup x birimdir. Market ofisi y birim uzunluğunda bir değişiklik yapmadan her bir araç için her bir alan için x uzunluğunu %60 küçültüyor. İkinci durumda ilk duruma göre 21 tane daha fazla sayıda araç tüm otopark alanına yerleşiyor. Buna göre ikinci durumda tüm otopark alanına yerleşen araç sayısı kaçtır? Arkadaşlar x'in %60'ı alınmaz. Ben bu x'i x'i 10a olarak değiştireyim. Tamam mı? 10a olarak değiştireyim. Peki. x'i 10a yaptım. Şimdi buraya sığan araç sayısına da y araç diyeyim. Y demeyeyim oradaki y ile şey olur. B tane araç sığıyor diyelim tamam mı? O zaman buranın uzunluğu nedir arkadaşlar? 10A çarpı B değil midir? Çünkü 10A, 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 10A. Kaç tane 10A? B tane. 10A çarpı B. Bu Y'ye eşit işte arkadaşlar. Y bu. Bu aynı zamanda buranın %60 küçülmüş hali nedir? Onun %60'ı 6A yapar. Çıkarttığın zaman 4A. Yani artık bir aracın 4A'lık yer kapsadığını biliyorum. Peki araç sayısı ne oldu? 21 tane fazla oldu. Yani B artı 21 oldu. E, o zaman B artı 21 araç sayısı her birinin genişliği de 4A. O zaman 4 tane A çarpı B artı 21 yine Y uzunluğunu verir. Çünkü yine uzunluk yine tam dolduruyor. E, bunlar birbirine eşitse A'lar birbirini götürür. E, buradan arkadaşlar 10 tane B eşittir 4 tane B artı 80 ee, 4 yapar. Karşı tarafa atarsam 6B eşittir 84'ten B eşittir. Ne yapar arkadaşlar? 14 mi yaptı? Alt kere diyor 14 yaptı. Evet. Bize ne soruyorsun? İkinci durumdaki otoparkta kaç tane araç vardır diyor. B artı 21 dedik ona. B'yi de 14 bulduk. O zaman 14 artı 21'den toplamda 35 tane araç vardır ikinci durumda. B şıkkı işaretlendi efendim. Cevabımız Bursa, Bolu, Balıkesir, Belçika, Bangladeş olacak. Bangladeş. Beşinci soruya geldik. Arkadaşlar eşit e, yüzde problemleri her zaman yüzde problemleri değil dedik. Alın size içinde köklü sayıdan tutun geometrideki özel üçgenlere. Üçgende e, şey dairenin alanından tutun da temel kavramlara yüzde problemlerine kadar her şeyin olduğu bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz yani şampiyonlar ligi gibi yaptım farkındaysanız. Bir sürü yıldız attım. Ya yani bu kadar abartmaya da gerek yok da. İki yıldızlık bir soru. Ne bu abartma Mert Hoca ya sen de ya. Mert Hoca be abartma şuraya iki tane yıldız koyayım yani bir yıldızlık bir soru değil bu arada buna çok az yer vermişim arkadaşlar bana biliyorum ee, kızacaksınız şu kadar alana bu kadar şey nasıl şöyle tam haklısınız yapacak bir şey yok ama e, bazen böyle dar sayfalar 272 sayfada 12 sayfa değildir arkadaşlar hemen linçlemeyin hemen linçlemeyin tamam mı Şimdi. Çok güzel okuyoruz soruyu. Bence bu soruyu benden direkt dinlemen gerekiyor. Direkt benden dinle ee, ve anladığına emin ol ama yıldız attım tekrar bak. Aşağıda sapı 4 kök 3 birim uzunluğunda olan cam sileceğinin sapı 24 birim uzunluğundaki silgi kısmına diktir. Şimdi burası 4 kök 3 burası da 24'müş tamam. Sileceğin sap ucu sabit tutulduğunda sağ ve sola maksimum 90 derece dönmektedir. Böyle ve bu tarafa 90 derece dönüyormuş. Bu sileceğin sap uzunluğu %200 arttırıldığında sileceğin ilk duruma göre temizleyeceği alan yüzde kaç artmıştır? Şimdi temizleyeceği alanı dairesel olarak bulacağız arkadaşlar. Dönüyor ya. Şöyle yapacağız önce. Diyeceğiz ki bu sileceğin sapı şeyi e, bu da silgi kısmı. Şimdi şöyle yapacağız. Bu buraya dikmiş arkadaşlar. Buranın 4 köküç olduğunu biliyorum. Tamam mı? Şimdi şuraya geldiği zaman ne olur arkadaşlar bakın şurayı tarayacağız onu bulacağız ya şuranın 12 olduğunu biliyorum. Şimdi şu üçgende bir pisagor yapacağız arkadaşlar aslında pisagor yapmadan da bulunabilir buranın 60 olduğunu buranın 30 olduğunu görürseniz 30'un karşısı 4 köküse 90'ın karşısı 8 köküç 60'ın karşısı bunun köküç katından 12 bunu görebilirsiniz ama göremezseniz de buna x deyip x kare eşittir 12'nin karesi 144 artı 4 köküçün karesinden 48 topladığınız zaman 192. 192 de 64 çarpı 3 olduğu için 8 köküç şeklinde gelecektir. Şimdi burada yapacağımız hareket şu arkadaşlar. Burada bir tarama söz konusu. Yani bu sap böyle ve böyle 90 derece dönüyor. Dolayısıyla buranın uzantısını şunanın şöyle uzantısını şu şekilde. Aynı şekilde şuradan dik gelen uzantıyı da tarayacak şekilde olmalı. Yani şöyle bir alanı taramalı. Şöyle yapalım. Şöyle bir alanı taramalı. Tam güzel çizemedim ama taraması gereken alan burası. Şöyle. Şimdi bu alanın ne kadar olduğunu bulabilmek için arkadaşlar bu bir daire dilimi. Pekmen var ya pekmendeki daire dilimi. <laughs> Dairenin alanını bulurken pi r kare ile buluyoruz. Daire diliminin alanını bulurken alfa bölü 360 çarpı pi r kare ile buluyoruz. Buradaki alfa alfa. Buradaki alfa buranın merkez açı ölçüsü arkadaşlar. Bura 60. Ya tam olarak düzgün çizemedim ama arkadaşlar şunu görmenizi istiyorum açıkçası. Şuranın tamamının şöyle 300 derece olduğunu görmenizi istiyorum. Şurası 60 derece. Yani 300 derecelik bir alanı tarayacak en başta. O zaman 300 bölü 360 çarpı P çarpı R dediğimiz arkadaşlar şuradaki yarı çarp. Yani şurası. Yani 8 kök 3. P çarpı 8 kök 3'ün karesi. Şimdi burayı bir yapalım bu işlemi. Ee, şunlar birbirini götürdü. 2'ye ee, böldüm 15. 2'ye böldüm 18. Şöyle yapalım bakın. 15 bölü 18 çarpı 8'in karesi 64. 64. Kök 3'ün karesi 3. Bir de çarpı pi'miz var. Bununla bu da sadeleşti. 6 yaptı. Bu buna bu sadeleşti. 32 yaptı. Burası ee, sadeleşince 3 yaptı. Bu 3 de bu sadeleşti. 5 yaptı. Yani 5 çarpı 32 pi. Hesaplarsak ne olur arkadaşlar? 160 pi mi yapar? 160 pi'lik bir alanı tarıyor. Şimdi geldik dananın zortladığı yere. Burası tamam. Bunu şöyle şuraya alayım. Bunu hallettik. Şimdi biz bunun e, sap uzunluğunu yani buradaki 4 köküçlük uzunluğu 2 e, %200 arttıracağız. Şimdi 4 köküçün arkadaşlar %200'ü yani 200 bölü 100'ü tam 2 katı yapar. Yani 8 köküç yapar. Bunu 8 köküç kadar arttırmamızı istiyor. Yani 4 köküçün üstüne 8 köküç ekleyeceğiz. O zaman yeni şeyimiz sap uzunluğumuz 12 köküç olacak arkadaşlar. Bakın yeni sap uzunluğumuz şöyle çizelim. Yeni sap uzunluğumuz 12 köküç olacak. Burası artık 12 köküç. Yalnız şurada bir değişiklik yok. Şurası hala 12'ye 12. Şurası 12. Şurası 12. Şimdi bakın şuradan çektim. Burada yine Pisagor yaparsanız bu sefer buranın 90, buranın 30, buranın 60 olduğunu göreceksiniz. 30'un karşısı 12 kök 3 ise burada yeniden Pisagor yaparsanız arkadaşlar bu sefer buranın 30 derece buranın 60 derece olduğunu göreceksiniz. Yani 60'ın karşısı 30'un karşısı 12 ise 60'ın karşısı 20 şey 90'ın karşısı 24 eee 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı. Yani 12 kök 3 olacaktır. Bu sefer arkadaşlar taranan yere baktığınız zaman yine burayı tamamlayalım şöyle burayı şöyle tamamlayalım. Şimdi burayın yine uzantısını alacağız. Şöyle uzantısını uzatayım şöyle. Yine buranın da uzantısını alacağız. Şimdi değişen ne olacak biliyor musunuz? Buralar 30-30 olduğu için eskiden 60 60dı Buraya 60 derece kalmıştı. 30-30 olduğu için artık buraya 120 derecelik bir açı kalacak. Yani eskiden 300 dereceyi tararken şimdi 240 derecelik bir yay uzunluğunu tarar hale gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla 120, e, 240 derecelik yay uzunluğunu bulurken şöyle yapacağız. 240 bölü 360 çarpı Pi çarpı R dediğimiz şey bu sefer arkadaşlar 24 değil mi? Bak buradaki 24. Burası merkez, merkezden 24. Yani 24'ün karesi. Bunda 24 çarpı 24 diye düşünelim. 12'ye böldüm 2 yaptı. 12'ye böldüm sıfırları da götürelim. 12'ye bölünce burası ne yaptı? 3 yaptı. Bunlar sadeleşti şöyle 8 yaptı. Buradan da arkadaşlar 16 çarpı 24 pi yaptı. Bakın şimdi şöyle bir güzellik yapacağım. Tatlı çözeceğim burayı. Bak burada da 32 elde edebiliyoruz. Bak 5 çarpı 32. Burada da şöyle yapalım. 16'yı 8 çarpı 2 çarpı 24'ü de burada 32 elde edeceğiz ya. 4 çarpı 6 çarpı pi diye düşünelim. Buradaki 8 kere 4 32 ya. 32 çarpı 12 pi diye yazabiliriz. Bak 16 çarpı 24 pi 32 çarpı 12 pi diye yazdım. Niye? Çünkü 5 çarpı 32 pi 12 çarpı 32 pi olmuş. Yani arkadaşlar 5'te 7'lik bir artış olmuş. Yani 5'te 7 ise yüzde kaçtır dememiz lazım. 20 katına çıkmış. 20 katına çıkarsa yüzde 140'tır arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Biraz sancılı bir soru ama dediğim gibi işte yüzde problemleri neden önemli? Bu yüzden önemli. Her yerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Geometride, türevde, integralde, fonksiyonlarda, polinomlarda, ee, problemlerin tamamında, kümelerde. Yani her yerde karşınıza çıkabilir. Her yerde. O yüzden yüzde bilmeden, yüzde bilmeden derken yüzdenin girdiği yerleri de görün istedim arkadaşlar. Bu sınavın komplike bir şey olduğunu görün istedim. Şimdi... Güzel manavda M ve N tartıları olmak üzere iki tane tartı bulunmaktadır diyor. Manavın yaramaz çırağı Samet. seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Manavın yaramaz çırağı Samet Manavdaki iki tartıyı da bozmuştur. M tartısı üzerine konulan ağırlığı 15, %15 eksik. N tartısı ise üzerine konulan ağırlığı %5 fazla tartmaktadır. Manavdan 80 km, kilogram domates, kilometre, kilogram domates alan Nebahat Hanım domateslerin bir kısmını M tartısıyla diğer kısmını da N tartısıyla tarttığında toplam ağırlığın yine 80 kilogram olduğunu görüyor. Buna göre N tartısında tartılan domateslerin gerçek ağırlığı kaç kilogramdır? Arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. M ve N tartılarımız var ve toplamda 80 kilogram domatesimiz var. Buna X diyelim çünkü N tartısındaki gerçek ağırlığını soruyor. Buna da 80 eksi X diyelim. Bunlar gerçek ağırlıklarımız olsun tamam mı? Şimdi tartılana baktığımız zaman M tartısı üstüne üzerine konulan ağırlığın %15 eksik. O zaman şöyle düşünsem olur mu arkadaşlar? Bana kızar mısınız? Yüzde, bak %15 eksik tartıyorsa... %85'i kadar tartıyordur diyebilir miyiz? Yani ben 80 eksi x'in 85 bölü 100'ünü alırsam aslında 80 eksi x'lik kısmın ne kadarını tarttığını görebilir miyim? Evet görebilirim. Şimdi artı x'lik bir e, kilogram var n'nin üstünde. Bunun da %5 fazla tartıyor. O zaman bunun %105'ini alsam, 105 bölü 100'ünü alsam, bunun da gerçek ağırlığını gör, görmüş olur muyum? Yani tarttığı ağırlığı olurum değil mi? Mesela şöyle düşünün. Ben 50 kiloyum. Değilim ama 50 kilo olarak düşünün beni. Tamam ben 50 kiloyum. Benim ağırlığımı Normal değil de %40 fazla tartıyor. Tartı. Ben 50'nin %40'ını alıp ne yapar? 20. 50'nin üstüne eklersem ne olur? 70. Yani tart bana beni tarttığı ağırlığı bulmuş olurum. E ben 50'nin direkt 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 %140'ını alsam da yine 70 elde ederim. Yani burada amelilik yapmaya gerek yok. %140'ını al geç. Peki bu ikisini topladığın zaman ne ediyormuş arkadaşlar? A toplam ağırlığın yine 80 kilogram olduğunu görüyor. O zaman bu ikisinin toplamı yine kaça eşit arkadaşlar? 80 e eşit. Şimdi şu yüzlerden kurtulmak için şöyle yapalım. Burayı 100 çarpalım. Burayı da 100 çarpalım. Burayı da 100 çarpalım. 100 çarpınca şunlar gitsin. 100 ile çarpınca şunlar da gitsin. Buradaki 100 kalıyor. Şimdi 5'e bölelim. Burayı da 5'e bölelim. Burayı da 5'e bölelim. 80'i 5'e bölersem ne yapar arkadaşlar? 2 katını al 160 10'a böl 16 burası 16 105'i 5'e bölersem ne yapar 2 katını al 210 10'a böl 21 peki 85'i 5'e bölersem ne yapar 2 katını al 170 10'a böl 17 şimdi 17 ile 80'i çarpalım 17 çarpı 8 diyelim 8 kere 7 50, 8 kere 7 56 13 bir de 0 var 1360 eksi 17 x yaptı orası artı 21'i x yaptı eşittir 1600. Buradan 4x eşittir. Bu tarafa atarsam 1600'den 1360 çıkartırsam 240 yapar arkadaşlar. E o zaman buradan x eşittir 60 yapar. Bize de zaten x'i soruyordu. Çünkü n'dekinin gerçek ağırlığını soruyordu. Ben ona x demiştim. Cevabımızı 60 olarak bulduk. Bence güzel bir soruydu. Tatlı bir soruydu. Geldim buraya. Bak yine çok güzel bir soru. Burada arkadaşlar yine çok ufak bir hız problemi bilgisi ama çok ufak bak hemen hemen linçleme çok ufak. Hız eşittir yol eşittir hız çarpı zaman. X eşittir V çarpı T'yi bilseniz yeter. Bilmek de lazım bilmelik bir soru bence yani. Neyse soruyu bir okuyayım ondan sonra konuşalım. Diyor ki hava durumu raporuna göre Sahra çölündeki bir haftalık maksimum ve minimum hava sıcaklığı tablosu aşağıda verilmiştir. Çölde saatlik maksimum sıcaklık değişimi günlük sıcaklık farkının %20'si kadardır. Tamam. Bu çölde çarşamba günü 610 kilometrelik bir çöl gezisi düzenlenmiş ve katılan araçların ortalama hızı saatte 100 kilometre olmuştur. Bu araçların klimalarının çalışmaya başlaması için gereken sıcaklık, klimanın durması için gereken sıcaklığın %50 fazlasıdır. Dış ortam sıcaklığı klimanın durması için gereken sıcaklığa gelene kadar klima çalışmaktadır. Hmm bir durma sıcaklığı belirliyoruz. O durma sıcaklığına kadar klima çalışıyor. O durma sıcaklığına gelince duruyor. Gezi başlamadan önce klimaların durması için gereken sıcaklık 20 santigrat dereceye ayarlandığına göre gezi boyunca klimada, klima toplamda en çok kaç kez çalışmış ve durmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere x eşittir v çarpı t'yi şurada kullanacağız. 200, 610 kilometrelik bir yolumuz var. Yol eşittir. Hızımız 100 kilometre çarpı süre, süreye de zamana da t edersek her iki tarafı 100'e böldüğümüz zaman t eşittir 6.1 saat olur. Yani 6.1 saatlik bir yol e, gideceğiz. Şimdi pazartesi salıdan pazara kadarki günler verilmiş. Biz çarşamba günü bir yolculuk yapacakmışız arkadaşlar. Çarşamba günü sıcaklık farkına bir bakalım. Eksi 11 santigrat derece ile 30, artı 39 santigrat derece arasında 50 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı vardır. Bunda fikir miyiz? 50 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı var. Tamam. Diyor ki soru bize. Çölde saatlik maksimum sıcaklık değişimi günlük sıcaklık farkının %20'si kadardır. Yani 50 santigrat derecenin %20'sini alırsak arkadaşlar ne olacaktır? 10 santigrat derecelik bir sıcaklık e, farkı var. Çöldeki saatlik sıcaklık değişimi 10 santigrat derece. Şimdi 20 santigrat dereceyi ayarlamışız arkadaşlar. 10 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı var. Ve şöyle oluyor. 20 santigrat dereceye ayarlıyoruz. 30'da geliyor. 30'da gelince klima duruyor. Geri 20'ye düşüyor. 20'ye gelince klima duruyor. 30'a tekrar çıkıyor. Bu sürede kaç defa toplamda çalışmış ve durmuş klima diye düşünüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. 0. saat, 1. saat, 2. saat, 3. saat, 4. saat, 5. saat ve 6. saat. Şimdi Klimamız burada çalışıyor tamam mı? Burada bak 20 santigrat derece sonra 30 santigrat dereceye çıkınca <laughs> duruyor sonra 20 santigrat dereceye düşünce tekrar çalışıyor 30'a çıkınca duruyor tekrar çalışıyor ve tekrar duruyor bu şekilde devam ediyor 6.1 saatte gezimiz bitiyor peki burada ne kadar çalışmış ve durmuştur? 1, 2, 3, 4, 5 6 ve 7 kere çalışmış durmuştur arkadaşlar. Duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor, duruyor ve çalışıyor. O yüzden cevabımız 7. Yani B şıkkı olmalıdır diyoruz. Geldim soru 8'e şimdi. Bir kırtasiyada satılan silgiler dörtlü ve ikili paketler halinde satılmaktadır diyor. Tamam. Dörtlü paket dedim, ikili paket dedim. Evet. Dörtlü paket içindeki silgilerin birim fiyatı ikili paket içindeki silgilerin birim fiyatından %20 daha ucuzdur diyor. Dörtlüler daha ucuzmuş. Dörtlü paket içindeki silgilerin birim fiyatı ikili paketlerden %20 daha ucuz. Yani ikili paketlere 10x dersem dörtlü paketlere 8x demem gerekiyor. Doğru mu? %20 daha ucuz. Bir paket dörtlü paket 32x. Çünkü içinde 4 tane var. Bir paket ikili pakette 20x. Bu bundan ne kadar ucuzmuş? 6 TL daha pahalıymış. Dörtlü paket ikili pakete göre 6 TL daha pahalıymış. Buradan 12x eşittir 6'dan x eşittir 6 bölü 12 yani 1 bölü 2 çıkar. Bize sorulan ne? Dörtlü paket kaç TL'dir diyor. E dörtlü paketin ben 32x TL olduğunu biliyorum. x yerine 1 bölü 2 yazarsam 32 çarpı 1 bölü 2'den 16 TL'dir. Doğru cevabımız B şıkkı. Gayet basit kolay bir soruydu. 9. soruya geldik. Diyor ki bize aşağıda bir marketin günlük indirime düşmüş ürünlerini gösteren broşürün bir kısmı gösterilmiştir. Kaan bu marketten 2 adet limonata, 4 adet su ve 4 adet ekmek, ekmek almış ve başka bir ürün almamıştır. Kaan'ın sulara ödediği tutar tüm alışveriş tutarının %10'u olduğuna göre bir adet ekmeğin fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar ekmeğin fiyatına bir tanesinin fiyatına x TL diyelim bir tanesinin fiyatına. Bir tane ekmeğe. 2 tane limonata aldım. 14.5'u 2 ile çarparsam 29 artı 4 tane su aldım. 1.75 2 tanesi 3.5 4 tanesi 7 TL artı 4 tane de ekmek aldım. Bir tanesine x dediğimiz için 4x. Suları ödediğimiz tutar tüm alışveriş tutarının %10'u. Tüm alışveriş tutarı bu. Bunun %10'unu aldığımız zaman sulara ödediğimiz tutar olan ne kadar arkadaşlar? 4 çarpı 1.75'ten 7 TL'ye eşit oluyormuş. Ekmeğin fiyatı. Buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Bu sıfır bu sıfırla gitti. İçler dışlar çarpımı yaparsam bak bunları topladım. 36 artı 4 x. 36 artı 4 tane x eşittir 7. Değil 70. İçler dışlar çarpımı yaptık. Severim seni orayı kaçırma. Buradan arkadaşlar 4 tane x eşittir kaç yapacaktır? o, e, 34 yapacaktır. Buradan da x eşittir. 34 bölü. 32'yi 4'e bölsem 8. Kalan 2 kalıyor. 2'yi 4'e böldüğüm zaman da bir yarım. Yani 8,5 TL. Doğru cevabımız e Bu nasıl bir ekmekmiş ya? 8,5 TL ne? Cevizli çavdar tam tahıllı buğday unlu kepek ekmeği mi acaba bu? 10. sorudayız. Bak şimdi belirlenen bir günde her biri farklı saatte otogardan hareket edecek olan bir firmaya ait 6 otobüsle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Otobüslerden her birine eşit sayıda bilet satışa sunulmuştur. Hareket edecek ilk 4 otobüs için satışa sunulan biletlerin tamamı satılmıştır. Hareket edecek ilk 5 otobüs için toplam satış satışa sunulan biletlerin %90'ı son 5 otobüs için toplam satışa sunulan biletlerin ise %80'i satılmıştır. Buna göre kalkacak son otobüs için satışa sunulan biletlerin yüzde kaçı satılmıştır? Şimdi Birinci otobüs, ikinci otobüs, üçüncü otobüs, dördüncü otobüs, beşinci otobüs, altıncı otobüs. Şimdi her birine 100'er tane hedef koyalım. 100, 100, 100, 100. Bunun hedefi 100, bunun da hedefi 100 ama bunlar 100 satamıyor. İlk 4 otobüs satışa sunulan biletlerin yani 100'lerin tamamını satmış. Hareket edecek ilk 5 otobüs için toplam satışa sunulan biletlerin %90'ı. Bakın bunlarda da 100'er bilet satışa sunuluyor. İlk 5 bilette 500 bilet satışa sunuluyor. İlk 5 otobüste toplamda bunların %90'ı satılıyor. Yani 90 çarpı 100 diyeceğim. Bu bununla, bu da bununla gitti. 9 kere 5, 45. Yani 450 tane bilet satılmış. İsterseniz kalanı da bulabilirsiniz. 500'ün %10'u 50 tane bilet kalmış. E, i̇lk 5 otobüste toplam 50 bilet kalmış yani. E, ilk 4'ü tamamen satılmıştı. O zaman geri kalan 50 bu 50'dendir. Yani 5. otobüsten 50 tane satmış. Son 5 otobüs için toplam satışa sunulan biletlerin %80'i. E, son 5 otobüs için de 500 tane bilet satışa sunulmuş. E bunun da %80'i satılmış. E o zaman %20'si kalmıştır diyeceğiz. Yani 100 tanesi kalmıştır diyeceğiz. Yani son 5 otobüs şuranın tamamı için toplamda 100 bilet kalmış. E bunlar zaten kesin satılmıştı. E bunun da 50 tanesi satıldı. Demek ki arkadaşlar 6. otobüsten de 50 tane satılmış. Soru diyor ki kalkacak son otobüs için satışa sunulan biletlerin yüzde kaçı satılmıştır? 100 tanesi satışa sunulmuştu. 50 tanesi satılmış. Yani yarısı, %50'si satılmıştır diyeceğiz. Tamam mı? Tamam hadi bakalım buraya geldik. Soru 11. Bir tüp geçit... Güzel bir soru bak bu da. Ee, çok zor değil. Kesinlikle zor değil. Hatta bu soruyu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Zor bir soru değil. Ama şöyle ince bir düşünmek lazım. Çok çok da ince düşünmeyin. Yani orta kalınlıkta düşünün. Yani hani çok ince pizza hamuru da değil. Kalın pizza hamuru da değil. Böyle normal pizza hamuru kıvamında düşünün. Diyor ki... Bir tüp geçit projesinde... Her ay eşit uzunluktaki yolu bitirerek bir yılda projenin bitirilmesi planlanıyor. 8. ayın sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir açıklama yapmıştır. Bazı teknik sorunlar nedeniyle ilk 8 ay için planlanandan yüzde %15 daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla çalışıp tüp geçit projesini zamanında bitirmiş olacağız. Buna göre kalan ayların her birinde yapılması gereken yol planlanana göre yüzde kaç artırılmalıdır? Şimdi bir ayda toplamda 100 kilometre yol yapıldığını, tüp geçit yapıldığını artık neyse düşünelim. O zaman bir yılda bitmesi gerekiyorsa 12 ile 100'ü çarptığım zaman planlanan 1200'dür arkadaşlar. 1200 kilometredir tamam mı? Planlanan 1200 kilometre. Ama bazı teknikler sebeplerden dolayı ilk 8 ay için planlanan bir ayda... 100 kilometreydi. 8 ay için planlanan da 800 kilometre olur. İlk 8 ayda 800 kilometreyi bitirmeleri gerekirken artık nasıl teknik sebeplerse bunun %15'i daha az yol yapılmıştır. Yani arkadaşlar 800'ün %85'i kadar yol yapılmış. Öyle diyebilir miyiz? %15'i daha az demek. %85'i kalıyor demek. %85. Bu sıfır bunu, bu sıfır bunu götürdü. 85'te 8'i çarpacağız. 8 kere 8, 64. 8 kere 5, 40. 64 yani 640 artı 40'tan 680. Yani arkadaşlar 680 kilometre yapılmış. 800 yapılması gerekirken. Peki ne kadar daha az yapılmış? 800 kilometre eksi 680 kilometreden 120 kilometre daha az yapılmış. Bunu da geri kalan aylara yayacağız diyor mühendis. Peki ne kadar kaldı geriye? 8 ay dan bahsediyorduk. O zaman bir yılda projenin tamamlanması gerekiyorsa geriye 4 ay kaldı. E 4 ayı 120 kilometreye paylaştırırsam 120 bölü 4'ten her ay 30 kilometre daha fazla yol yapmam gerekir. E benim planladığım 100 kilometreyi de aylık ben 30 kilometre fazladan yapmak istiyorsam demek ki %30 arttırmalıyım bu yapacağım kilometreyi fazladan. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar gayet güzel anlaşılır bir soru olduğunu düşünüyorum. 12. soruya geldik. Şöyle bir yudum çekeyim. Diyor ki bize rehber öğretmeni rehber öğretmen Hande. Genelde zaten Hande Hoca rehber öğretmenler olur genelde böyle. Rehber öğretmenin de işi yani bir kurumda en zor işi yapan ama en kolay işi yaptığı zanneden kişiye ne denebiliyor musunuz? Matematikçi diyormuş. Rehber öğretmen denir. Ya rehber öğretmenin işi ne kadar zor ya. Ne kadar zor ya. Yani sen geliyorsun integral anlatıp çıkıyorsun. Türev anlatıp çıkıyorsun. Problem anlatıyorsun. TYT anlatıyorsun. Çıkıyorsun baba. O kadın o da o adam. Her neyse. O çocukların bütün derdiyle, tasasıyla. Yeri geliyor sevgilisiyle. Yeri geliyor ailevi problemleriyle. Her şeyle ilgileniyor ya. Her şeyle ilgileniyor yani. Acayip bir şey. Geliyor. Ya psikoloji hizmeti de alıyor öğretmenden çocuk. Yani alması gerekiyor zaten rehber öğretmenin işi o geliyor işte anlatıyor. Ben bir iki kere böyle eskiden yüzde okullarda çalışırken rehberlik servisinde falan otururken böyle çocuk gelirdi. Ben böyle izlerdim ya. Yani ve o kadar sabırlı ki böyle orada bir e, kadın hocamız vardı. O kadar sabırlı dinlerdi ki öğrencileri. Hmm. Ya, ya rol kesiyordu büyük ihtimal. Yani yüzde 65 falan rol kestiğini düşünüyorum. Yüzde %45'te gerçekten çocuklarla ilgilendiğini düşünüyorum. Çünkü hmm, evet evet hadi canım deme ya falan tarzı böyle şeyler. Hani birini dinlemezken verdiğin tepkiler. Ama çocuklarla ilgilenmesi falan da güzeldi. Hani ben olsam o kadar ilgili. Şimdi açık konuşayım. Ben o kadar ilgilenemem yani. Yok işte şöyle oldu da böyle oldu da o şöyle yaptı da ben bunu öyle dedim de bu böyle yaptı da bu şöyle yaptı da ben de hadi canım. Yat aşağı. Yat aşağı. Beni sinirlendirme deyip ya yani böyle kestirip atardım. Büyük ihtimal o yüzden yani PDR mesleği çok çok önemli bir meslek. Yani isteyen varsa bir daha düşünsün onu söyleyeyim. Yani çok çok sabır istiyor yani. Adam geliyor her şeyi anlatıyor ya. Her şeyi. Her şeyi anlatıyor adam. Her şeyi ve dinlemek zorundasın. Şey diyemezsin yani. Ya hani dün Galatasaray maçı vardı. Yenildi. Benim moralim çok bozuk. Hani ben bugün gelmezsen sevinirim de diyemezsin hocaya yani. Rehber öğretmen Hande. Öğrencilerini motive etmek amacıyla çözdükleri bak burada da motive etmeye çalışıyor. Çözdükleri soru sayısına göre bir puanlama sistemi oluşturmuştur. Sonra bir haftada Barış'ın çözdüğü soru sayısı Beyza'nın çözdüğü soru sayısının %20 fazladır. Beyza'nın soru başına kazanmış olduğu puan Barış'ın soru başına kazanmış olduğu puandan 4 eksiktir. Buna göre bir haftalık süre sonunda Beyza'nın kazandığı puan Barış'ın kazandığı puanın yüzde kaç eksiğidir? Çok zor bir soru değil ama biraz bilinmeyenlerle uğraşmak gerekiyor. Beyza Barış. Tamam. Bir haftada bir haftada çözdüğü soru sayısına bunun 10x diyelim. Tamam mı? Bir haftada Barış'ın çözdüğü soru sayısı Beyza'nınkinden %20 fazladır. Yani bunun %120'si. Yani arkadaşlar 12x diyebiliriz. %120'si. Ya da %20'sini al üstüne ekle. %20'si 2x üstüne ekle 12x. Güzel. Bunu hallettik. Beyza'nın soru başına kazanmış olduğu puan Barış'ın soru başına kazanmış olduğu puandan 4 eksiktir. Barış'ınki 4 fazla diyebiliriz. Yani şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Ee, Barış eğer bir soruya 100 puan kazanıyorsa Beyza 96 puan kazanıyor. Hani yüzdesini kolay alabilmek için söyledim. Tamam bunu da böyle yaptık. Bir haftalık süre sonunda Beyza'nın kazandığı puan yani 960x. Barış'ın kazandığı puan 1200x. Beyza'nın kazandığı puan Barış'ın kazandığı puanın yüzde kaç eksiğidir diyor. Şimdi şöyle sadeleştirebiliriz arkadaşlar. Böyle uzun büyük sayılarla uğraşmamıza gerek yok. Bu onu silelim. 5x yazalım. Bu 12'yi silelim. 6x yazalım. 2'ye böldüm. Bu sıfırları götürelim. Tamam mı? Hatta şöyle bu sıfırları götürmeyelim. Şunu 2'ye bölelim. 4'e bölelim hatta. Bunu 4'e bölelim. 24 yapsın. Bunu da 4'e bölelim. 25 yapsın. Sonuçta arkadaşlar bir şey değişmez. 5x 6x'in %20 eksiğidir. 24 de 25'in yüzde 4 eksiğidir. Bir şey değişmez yani tamam mı? 24 25'in 4 eksiğidir. Şimdi bir hafta sonunda Beyza'nın kazandığı puan Barış'ın kazandığı puanın yüzde kaç eksiğidir? Bunu çarptığım zaman 120 bunu çarptığım zaman 150x geliyor. Bak 120x 150x kaç eksiği? 30 eksiği. Ne kadar da? 150'de. Yani 30x bölü 150x. Şu an neyi buldum? Beyza'nın kazandığı puan Barış'ın kazandığı puanın kaçta kaç eksiğidir? 30'da 150. Bunun yüzde diyor o zaman yüzde çarpıyorum. Bunlar sadeleşiyor. Burada 5 kalıyor. 100'ü 5'e bölüyorum. Cevabımız 20 oluyor. B şıkkını usulca işaretliyorum ve hayatıma devam ediyorum 13. soruyla. Soru 13. İki farklı üniversitede okuyan Aslı ile Burcu'nun her dersten bir vize ve bir final sınavına girecekleri biliniyor. Bu iki arkadaş ar arasındaki sohbetin bir kesiti aşağıda verilmiştir. Gece 2 baba 2 ne konuşuyorsunuz gece 2 ya 2 ya. Gece 2 de ne baba bu nedir ya. Ne bu ya. C1 dersinin ortalaması kaç oldu Burcu? Yani şimdi Aslı gecenin ikisinde de bu sorulur yani. A kız zaten sonuna nokta nokta koymuş. Trip yapıyor büyük ihtimal. Senden 8 fazla oldu. Neden öyle oldu ki? İkimiz de sınavlardan aynı not almış. bir de hasetsin yani. Hani yani yani bir de aslı bir de hasetsin yani. Neden öyle oldu ki? Elinin köründen oldu. Neden öyle oldu? İkimiz de sınavlardan aynı notlar almıştık. Yani diyor ki aslı Cebir dersinin ortalaması kaç diyor. Burcu da diyor ki senden 8 fazla diyor. O da diyor ki nasıl oldu diyor ya. İkimiz de vizeden finalden aynı notu aldık. Nasıl olabilir bu diyor. Sonra Burcu diyor ki bizim üniversitede ortalama hesaplanırken vizenin %40'ı finalin %60'ı alınıyor ama sizin üniversitede vizenin %60'ı finalin %40'ı alınıyor o yüzden diyor. O da diyor ki evet haklısın. Yani Aslı bir şey demiyorum sana ya. Buna göre Aslı'nın final notu vize notuna göre kaç artmıştır? Şimdi arkadaşlar burada yapacağım hareket şu. Aslı'nın vizesi finali, Burcu'nun vizesi finali. Bir kere ikisi de vize ve finallerden aynı notları almış. 10x alsın, 10y almış olsun. 10x aldı, 10y almış oldu. Tamam mı? Şimdi bak. Aslının okulu, bak bunu söyleyen burcu. Sizin üniversitede %60 final, %40 vize alınıyor diyor. Yani vizenin %60'ı pardon bakayım. Sizin üniversitede tam tersi yapılıyor. %60 final şey %60 vize %40 final. Bunun %60'ını al 6x. Bunun 40'ını al 4y. Ama Burcu'nunkinde burası 4x burası 6y oluyor. 4x 6y. Şimdi bu durumda Burcu diyordu ki senden 8 fazla oldu. Yani Burcu'nun aldığı puan Aslı'nın aldığı puandan 8 puan fazla. Burcu'nun aldığı 4x artı 6y eksi Aslı'nın aldığı 6x artı 4y bunun sonucu 8'e eşitmiş. 4, 6'dan 4 çıktı 2y. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2x eşittir 8'den. 2, 2 parantezini alırsam. Y eksi x kaça eşit oldu arkadaşlar? 4'e eşit oldu. Burası tamam. Şimdi bize diyor ki Aslı'nın final notu vize notuna göre kaç artmıştır? Aslı'nın final notu 10Y vize notu 10X. Yani 10Y eksi 10X'i soruyor bu soru bize. Yani 10 parantezinde Y eksi X'i soruyor. E y eksi X'i de 4 bulduğuma göre 10 çarpı 4'ten cevabımız 40. Yani E şıkkı olmuş olacak. Bence çok güzel bir sınav sorusu olur bundan arkadaşlar. Kolay basit. Ya çok basit değil. Sorunun çözüm kısmı, çözüm haritası kolay. Ama sorulan gayet günlük hayatın, hayatın içinden bir soru. Bence karşımıza çıkabilir. E, yıldızımı attım. Tekrar bakmanızda fayda var. Şimdi güzel bir soruya daha geldik arkadaşlar. Yıldız atıyorum. Önemli bir soru. Diyor ki Mert Bey Ocak ayında iki farklı kredi kartıyla çok fazla harcama yaptığından ekstreleri fazla gelmiş. Normal yani. Yine ipin ucunu kaçırmışız farkındaysanız. Ve her iki kartında ödemesi gereken toplam borcunun yarısını ödeyebileceğini hesaplamıştır. Ancak limiti az olan kartını Şubat ayındaki harcamalarda kullanmak istediğinden Limiti fazla olan kartına yatıracağı paranın %60'ını da limiti az olan karta yatırarak bu kartın borcunu sıfırlamıştır. Demek ki arkadaşlar limiti az olan kartın borcu limiti fazla olan karta yatıracağı paranın %60'ıymış. Sıfırlamıştır kelimesi o yüzden burada önemli. Yani bu Mert Bey limiti az olan kartın borcunu sıfırlamıştır demek tam olarak ödemiş demek. Yani aslında bize limiti az olan kartın Borcunu söylüyor. Ne o borç? Limiti fazla olan karta yatıracağı paranın %60'ıymış. İki kartın Ocak ayında gelen ekstreler arasındaki fark 1600 TL olduğuna göre limiti fazla olan karta yatırdığı miktar kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar iki tane kart var. Bir tanesinin limiti X bir, e, borcu bir tanesinin X artı 1600. Tamam mı? 1600 ve 1000. Şimdi Mert Bey buna da X bölü, buna X bölü 2 ödeyebileceğini Buna da x artı 1600 bölü 2 ödeyebileceğini hesaplıyor. İkisinin de yarısını ödeyebileceğini hesaplıyor. Ve burada söylenen en önemli nokta limiti az olan karta bu diyelim. Bu az olsun. Limiti çok olan kartta bunu diyelim. Limiti çok olan karta ödeyebileceği tutarın %60'ını aldığı zaman az olan karta Kartın borcunu sıfırlayabiliyor Ödeyebileceği kadar olanı Sıfırlayabiliyor yani bu eşitlik var Arkadaşlar tamam mı bunu kuracağız Şimdi kurduk hatta Kuruyoruz yapıyoruz bir şeyler Şimdi bunlar sadeleştiler Şöyle parantezimiz var Bununla da bu sadeleşsin burada 3 kalsın Sonra bununla da bu sadeleşsin. Bunda da 5 kalsın. İçler dışlar yaptığım zaman 5x eşittir 3x artı 4800'den 2x eşittir 4800'den x eşittir 2400. Ne soruyorsun şimdi bize? 2 kartı limiti fazla olan karta yatırdığı miktar kaç TL'dir? Limiti fazla olan karta yatırdığı miktar. Arkadaşlar x'i Şimdi bakın limiti fazla olan karta yatırdığı miktar derken şöyle bir şey yapıyor. Limiti az olan kartın Şubat ayındaki harcalamalarını kullanmak istediğinden <laughs> limiti fazla olan kartına yatıracağı paranın %60'ını limiti az olan karta yatırarak bu kartın borcunu sıfırlıyor. Fazla olan karta %60'ını yatırıyorsa geri kalan %40'ını da limiti fazla olana yatırıyor. Önce limiti fazla olanın şeyini bulalım. Ee, ödeme miktarını bulalım. 2400'ü şurada yerine yazarsak 1600 daha 4000. 2'ye böldüm 2000. 2000'in %40'ını yatıracak. Yani 40 bölü 100'ünü yatıracak. Bu sıfırı bunu bu sıfırı bunu götürdü. Cevabımız 800 yaptı. 800 TL yatırıyormuş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Siz siz olun arkadaşlar. Üniversitede falan sakın kredi kartı almayın. Sıkıntı. Ben bir kere aldım yemin ediyorum bak size yemin ederim 2009 yılında aldığım kredi kartını hala kapatamadım. Hala borç geliyor. 3 kuruş falan borcu var ve kapatamıyorum. Çünkü oradaki ikametgah bilmem ne falan bir şeyler saçmalıyorlar. Ben de o saçmalığa vakit ayıramadım. Şu an hala kartım duruyor yani. 200 lira da limiti vardı. O zaman 200 lira iyi paraydı ama. 2009 yılında 200 lira güzel paraydı. 15. soruya geldik. Bir öğretmen uygulayacak olduğu sınavı 5 bölüme ayırmış ve bu bölümlerdeki soruların sınavın yüzde kaçı oluşturduğunu aşağıdaki gibi belirtmiştir. A bölümü sınavın 14'ü, x'i 21, 24'ü geri kalanını oluşturmaktadır. x bir çift tam sayı olmak üzere. Soru sayısı A bölümünden E bölümüne doğru artmaktadır. Şöyle bir artış varmış arkadaşlar. Bir öğrenci A bölümündeki soruların %50'sini, B bölümündeki soruların %75'ini, C bölümündeki soruların %100'ünü, D bölümündeki soruların %87,5'unu, o nasıl bir yüzde ya? E bölümündeki soruların %80'ini doğru cevaplamıştır. Buna göre öğrenci alabileceği en yüksek puanı yüzde kaçı kadar puan alabilir? Hmm. Şimdi burada toplam soru sayısına bir şey demek lazım. Ne diyelim sence? Hadi söyle, hadi söyle. Hadi, söyle. hadi, hadi. Hadi, <laughs> hadi, hadi söyle. 100 diyeceksin da. 100 diyeceksin, evet. 100 sorudan oluştuğunu düşünelim. A bölümü sınavın %14'ünü yani 14 sorusunu oluşturuyor. %x'ini yani x sorusunu oluşturuyor. 21 sorusunu oluşturuyor. 24 sorusunu oluşturuyor. Kalanını şimdi şunları topladığım zaman 45, 55, 59 artı x var. O zaman 41 eksi x'ini oluşturuyor. E bölümü de. Tamam mı? Şöyle yapalım da simetrik bir şey olsun. Şöyle. Şöyle. Tamam mı? Peki. Geri kalanı. X bir çift tam sayı olmak üzere. A bölümünden bak A bölümündeki soruların %50'si yani 14'ün yarısı 7. B bölümündekilerin %75. %75 3 bölü 4 demekti. Yani 3 X bölü 4'ünü. C bölümündeki soruların %100'ünü yani 21'ini. D bölümündeki soruların ee, %87.5'unu. 24'ün %87.5'unu alacağız. 87.5 bölü 100 diyeceğiz. Ne yapalım? Şöyle 2 ile çarpalım isterseniz. 87,5'u 2 ile çarparsak ne olur? 8'i 82 ile çarptım. 160, 7,5'u 2 ile çarptım. 15, 175. Yani 12 çarpı 175 bölü 100 desek. 25'e böldüm. 7 kere var. 25'e böldüm. 4 kere var. Bununla da bu sadeleşti. 3, 3 kere 7'den 21. Ha, bu da 21'miş. Bu da 21'i. E bölümündeki soruların da %80'ini... Yani 41 eksi x'in %80'ini yani 80 bölü 100. 80 bölü 100 arkadaşlar 8 bölü 10 yapar. O da 4 bölü 5 yapar. Direkt 4 bölü 5 ile çarpmamız sanki daha mantıklı duruyor. 4 bölü 5. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu öğrenci alınabilecek en yüksek puanın yüzde kaçı kadar puan alabilir diyor. Şimdi şu ikisinin toplamını bir bulalım bak. 3, 3x bölü 4 Artı 41 eksi x çarpı 4 bölü 5 Bu bilinmeyenleri bir bulalım 3x bölü 4 Artı 41 eksi x çarpı 4 bölü 5 Bu ne yapar acaba Bunu bir hesaplayalım gel Şöyle bunu 5 ile Bunu 4 ile genişletirsem 15 16 eksi 16 eksi x yapıyor Eksi x'imiz yukarıda bir var Bak 3 kere 5 15 4 kere 4 16. İçeriye dağıttım. Eksi 16 x. Artı 15 x eksi x. Şimdi 16 ile 41'i çarpacağım. 16 çarpı 41. 6 1 24 6. Yani 656. 656 eksi x oluyor yukarı taraf. Yukarı taraf 656 eksi x oluyor. Aşağı tarafta 20 oluyor. Şimdi burada x'e değer vereceğim ve çift bir tam sayı olacak. 14'ten büyük olacak. Mümkün olduğu kadar 14'e yakın olsun ki bakın 14'ten küçük bakın 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 bana bakın. Şimdi burada şunu yapacağız. Tabii ki en yüksek puanı almak istediğimiz için arkadaşlar. Burada burada hangisi yüzde olarak daha çok? Yüzde 80 mi çok? Yüzde 75 mi? Bunun yüzde 75'i bunun yüzde 80'i. Yüzde 80 daha çok olduğu için E bölümündeki sorulara çok vermek istiyorum. Ben ki alabileceğim soru sayısı puan sayısı artsın. O yüzden x'e verebileceğim en küçük değeri vereyim. 14'ten sonra gelen ilk çift sayı olan 16'yı vereyim. x yerine 16 verirsem burası 640 bölü 20 yapar. O da 64 bölü 2'den 32 yapar. Yani arkadaşlar bu hesapladığım ne? Bu hesapladığım buradaki B bölümüyle E bölümündeki toplam puan. Yani bu ikisine toplamda 32 puan geliyormuş. Bu en çoktur arkadaşlar. 14'ü 16 yaptığınız anda siz %75'lik kısmı arttırıp %80'lik kısmı azalttığınız için size gelecek puan totalde düşer. Bu en çoktur. Yani B ile E toplamda 32 en çok. Artı D bölümünden aldığım puan 21. Tabi her sorunun 1 puan olduğunu düşünüyorum. Çünkü yüzde hesaplıyorum zaten. Artı C bölümünden aldığım puan 21. Artı A bölümünden aldığım puan da 7. Bunları toplarsam 32, 42 daha. 70 42 76 mı yapıyor? Bir dakika lan. Hiç şey yapamadım. 74 yapıyor değil mi? 42, 32 daha 74. 7 de burada. 81 arkadaşlar. 100 soruda 81 puan. İşte soru yani %81 en fazla toplayacağım puanı alabilirim. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Çok güzel, çok tatlı bir soru daha. Ben yıldız atarım arkadaşlar bu soruya. Bu soruya yıldız atılır. Küsura bakmayın. İndi aşağıya. Bir fabrikada üretilen gömlekler büyük veya küçük koliler ile sevkiyata hazır hale getiriliyor. Fabrikanın günlük üretim miktarının tamamının paketlenmesi için iki farklı seçeneği vardır. 1. Elinde bulunan özdeş 30 büyük koliyi doldurduktan sonra kalan gömlekleri küçük kolilerin tamamına eşit miktarda dağıtarak yerleştirirse küçük kolilerin %40'ı doluyor. Elinde bulunan özdeş 50 küçük koliyi doldurduktan sonra kalan gömleklerin büyük kolilerin tamamına eşit miktarda dağıtarak yerleştirirse büyük kolilerin %50'si doluyor. Büyük koliler küçük boy kollilerden 10 gömlek fazla aldığına göre fabrikanın günlük ürettiği gömlek miktarı kaçtır diye sormuş soru bize. Şimdi burada yapacağımız hareket şu arkadaşlar. 30 tane büyük kolimiz 50 tane de küçük kolimiz var. Yüzdelerini kolay alabilmek için arkadaşlar. Şöyle diyelim. Ama tabii yüzdelerini kolay alabilmek için de mesela 100 desek buna 110 dememiz lazım. O yüzden bence hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Buna x diyelim. Çünkü diyordu ki büyük koliler küçük kolilere göre 10 gömlek fazla alıyor diyor. Bir koliyi hesaplıyorum. Bir koli büyük küçük de x tane alırken büyükte x artı 10 tane gömlek alıyor. Şimdi birinci diyordu ki 30 büyük koli tamamen doluyor. E bir, bir, bir koliye x artı 10 geliyorsa 30 büyük koliye 30 çarpı x artı 10 geldi. Artı küçük kolilerinde ne kadarı doluyordu? %40'ı doluyordu. O zaman buradan da artı. 50 tane kolinin her birine x tane geliyor. Ama bunun %40'ı doluyor. Yani 40 bölü 100. Bu gömlek sayısına veriyor. Aynı gömlek sayısını veren ifade onu da eşittir ile gösterelim. Çünkü eşit olacak. E, 50 küçük koli tamamen doluyor bu sefer. Yani 50x doluyor. Artı bu sefer de büyük kolilerin %50'si doluyor. 30 çarpı x artı 10 bu tamamının dolması demek. %50'sinin dolması demek de 50 bölü 100 ile çarpmak demektir. Buradan işlem yapacağız arkadaşlar ve x'i bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Nasıl bulacağız bakalım. Şimdi bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır da bunu götürdü. Burada sıkıntımız yok. 30 tane x artı 300 artı 5 kere 4'ten 20 tane x de burada var. Eşittir. Bu sıfır bunu götürdü. Bu sıfır da bunu götürdü. Sağ tarafta 50 x artı 15 ile x'i çarptım. 15 x yaptı. 15 ile 10'u çarptım. Buradan da 150 yaptı. Şimdi bakın şurası 30, 20 daha 50. Karşı tarafa atarsam 30 yok yok 50 de burada var 65 burası 50 burası bu tarafa atınca 15 x oluyor 150'yi bu tarafa atarsam 300'den çıkınca 150 oluyor x buradan 10 çıkıyor x eşittir 10. Ne soruyor bize fabrika'nın günlük ürettiği gömlek miktarı kaçtır? Ya sağdakinden ya da soldakinden hesaplayın arkadaşlar. Ben hiç fark etmez şu soldakinden hesaplayacağım şuradan 30 çarpı 10 20 daha şey 10 10 daha 20 30 çarpı 20 artı 50 çarpı x yerine 10 yazdım. 10 çarpı 40 bölü 100. Bunu hesaplamamızı istiyor. Şurası 600 yapıyor. Şu sıfır bunu. Bu sıfır da bunu götürüyor. Ee, burada 200 yapıyor. Bakın 50 çarpı 4'ten. 600 ile 200'ü topladığımız zaman fabrika 800 tane gömlek üretirmiş dedik. Ve arkadaşlar yıldızlı bence güzel bir soruyu da halletmiş olduk. Tam Problem demek bu işte ya. 16. soru problemin karşılığı yani. Al sana problem. Al sana ÖSYM problemi. Ve bitti arkadaşlar. Yüzde problemleri de böylece bitirmiş olduk. Çok sağlam bir dersti. Bayağı bir soruya yıldız attık. Bakın 13, 14, 15, 16, 11. Sonracığıma 5, ondan sonracığıma 3. Bu soruların hepsine yıldız attık. Bu soruların hepsine tekrar 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 bakılıyor arkadaşlar. Mutlaka bakıyorsunuz. Biz bugün 42. bölümü bitirdik ve bir problem ünitesinin daha üstünü çizdik. Üstüne toprağa attık. Harika gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim mi? Nazar değmesin ya. Gerçekten. Hani iki, iki okuyup bir üfleyin arkadaşlar. Nazar değmesin. Çünkü harika gidiyoruz. Yani o kadar detaylı, o kadar ayrıntılı, o kadar içimize sine sine, o kadar kalbimize işleye işleye gidiyoruz ki. Yani aklımıza değil aynı zamanda kalbimize işliyoruz. En azından benim için öyle arkadaşlar. Ben yani geçen seneki kampa göre baya bir e, sayfa arttırımına gitmiştim. Ve bundan biraz korkuyordum. Açık konuşmak gerekirse. Ama iyi ki gitmişim. İyi ki örnekleri arttırmışım. O kadar daha güzel oldu ki. O kadar daha içime siniyor ki. Geçen seneki yüzde problemleri. Efşinado testinde 12 soru vardı sanırım. Ve bazı soruları orada çıkarttım. Ya yani o da müthiş bir kamptı. Çok faydalı oldu. Hatta TYT'yi direkt oradan halletti herkes. Yani benim bana gelen bütün mesajlar böyleydi. Hocam TYT kampınızı izledim ve problemler, e, ilk kısım, kümeler, permütasyon, kombin hepsini yaptım e, mesajlarından neredeyse binlerce almışımdır. Ama dedim ki bu sene bu işi kesinleştirelim. Geçen sene %80 ise bu sene 99 yapalım dedim. Ve geçen seneye göre geçen seneki kitabımız 240 sayfaydı. Biz bu 240 sayfa kitabın 3 ünite kapaklarını vesaire çıkarttık. Yani 220 sayfaya düşürdük. Yani üstüne 220 sayfanın üstüne 57 sayfa, 52 sayfa ekleme yaptım. Neredeyse kitabın 4'te biri kadar ekleme yaptım. Sorular ve efşinado testleriyle. Ve iyi ki yapmışım diyorum arkadaşlar. Çok 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 içimesinde. Bu sene bundan daha iyi bir TYT kampı yapamazdım. O yüzden çok mutluyum. Birinci size ders anlatıyor olmaktan. ikincisi de size böyle faydalı bir çalışmayla geliyor olmaktan mutluyum. Üçüncüsü de biliyorsunuz yine yenilediğim bir kitabım olan 90 günde AYT ile geliyorum arkadaşlar. Hem de hem soru bankasıyla hem de video ders kitabıyla geliyorum. Artık bu sene her şey çok farklı olacak. Artık bizden matematik çalışan geçen sene %80-85'lerde ise bu sene 99 yüzlere çıkaracağım. Kafama koydum. Kafasına koymuş bir Mert Hoca'ya bakardı. Bu sene kafama koydum. Hem geometride hem AYT'de hem TYT'de sizi zirveye taşımaya çalışacağım, gayret edeceğim. Ama siz de benimle gayret edeceksiniz. Ne yapacaksınız? Mutlaka mutlaka yıldız soruları tekrarlayacaksınız. Temel tanım testindeki özellikleri tekrarlayacaksınız. Temel tanım testinde size verdiğim soruları tekrarlayacaksınız. Ve bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama TYT Soru Bankamız çıktıysa oradan paraleldeki bütün e, her şeyi yapacaksınız. Orada ben size bir e, soru bankası çözme videosu hazırlamıştım. Şu an hazırlamamış da olabilirim ama ne zaman izlediğiniz Çünkü hazırlayacağım. Siz bunu sonradan izlediyseniz büyük ihtimal hazırlamışımdır. Hangi günün e, testi nerede var? Yani işte 42. günü test şu, şu, şunu çözersen paralel olarak direkt götürebilirsin diye her şeyi en ince aynısına kadar ayarladım. Senin yapman gereken tek şey ahanda bu masaya oturmak, pop işini bu sandalyeye koymak ve üzerine düşeni yapıp Gece gündüz ders çalışmak yapacaksın. Bir sene dişini sıkacaksın. Bir sene sonra Londra senin Paris benim. Brüksel senin Berlin benim. Amsterdam senin işte Paris benim gezeceksin ve hayatın tadını çıkaracaksın. Hiç yapamam deme. Her şeyi yaparsın. Yurt dışına da gidersin. En iyi üniversitelerde en iyi okullarda da okursun. Burslarını da kazanırsın. Yapman gereken tek şey inanmak. Kendine benim sana inandığımın yarısı kadar inanmak. Tamam. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 43. günde kar zarar problemleri temel tanım testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın kalın. Görüşürüz.